İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise sırruh. İbadetler kolaydır. İmam-ı Rabbani ki şanı büyük bir veli, ilmiyle herkese oldu çok faideli. Bir gence mektup yazıp buyurdu, Hak Teâlâ her emrinde kolaylık göstermiştir kullara. Mesela ibadette istemiştir hep azı, günde yalnız 40 rekat emretmiştir namazı. Bu 40 rekat namazın kılınması da zaten, bir saatlik bir zaman bile tutmaz esasen. Bunları kılarken de en kısa ve kolay bir sure okumayı da kabul eylemektedir. Ayakta kılamayan kılar hem oturarak, onu da yapamayan kılabilir yatarak. Rükû ve secdeleri yapamazsa bir insan, ima ve işaretle kılabilir her zaman. Eğer abdest almakta su zarar verir ise, toprak ile teyemmüm yapabilir o kimse. Yine zekat için de kolaylık göstermiştir. Malın hepsini değil, 1/40 emretmiştir. Onu da hemen değil, bekletip o akçeyi, tam 1 sene geçince emretmiştir vermeyi. Yeme ve içmede de mübah edip çok şeyi, yine haram kılmıştır az 1-2 nesneyi. Haram kılmasının da hikmeti vardır nice. Çünkü zarar verirler yenilip içilince. Acı olan şarabı haram kılsa da fakat, helaldir hoş kokulu nice tatlı meşrubat. Bütün meyve suları hem karanfil ve tarçın, helal ve faydalıdır İnsan sıhhati için. Acı ve keskin olan o iğrenç şey bir kere, benzer mi hoş kokulu o tatlı şerbetlere? Bu fiziki evsaftan daha ayrı olarak, helali kullanmaktan razıdır Cenab-ı Hak. Allah-u Teâlâ'nın sevip razı olması, ayrıca bir fark olup budur işin esası. İpeyi erkeklere haram kıldıysa misal, sayısız süslü renkli kumaşı etti helal. Erkek halis ipeyi giyemese de fakat, bu kumaşlar ipekten faydalıdır kat kat. Hem sonra ipek kumaş kadınlara helaldir. Bunun faydası de yine erkekleredir. Altının da kadına helal mübah olması yine erkekleredir esasında faydası. Velhasıl insafsız ve taş yürekli bir kimse bu kadar kolaylığı ağır yük görür ise bu kalp bozukluğunu gösterir elbet onun ve hasta olduğunu belli eder ruhunun. Birçok işler vardır ki kolaydır gerçi fakat hastalar sağlam gibi yapamaz öyle rahat. Kalbin hasta olması şudur ki asıl yine, tam inanmamasıdır dinin emirlerine. İnanmış görünse de inanmamıştır içten. Bu inanış sadece belli olur hariçten.
gönülden inanmanın şudur ki alameti, zevk ile haz duyarak yapar her ibadeti. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Fuday ibn İyad rahmetullahi teala aleyhi buyuruyorlar ki, bir kimsenin kalbine Allah korkusu yerleşti mi, dilinde işe yaramaz bir söz bulunmaz. Bu korku dünya sevgisini ve arzusunu yakar. Dünyaya rağbet etme halini gönülden dışarı atar buyuruyor Fudayl bin İyad rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam efendim, buyurun. Hocam, ben bir şey sorabilir miyim size? Tabii. Ben birinin çok büyük bir manevi hakkına girdim de. Çok büyük böyle. Evet efendim. Ben ondan dedim ki bana bütün hakkını helal eder misin? O da bana etti. Bu acaba bana sorulur mu? Peki efendim. Tamam efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Öncelikle Recep ayınızı ve Cuma gününüzü tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Bir mukabil biz de tebrik ederiz yine. Teşekkür ederim hocam. İnşallah cümlemizi Şaban ve Ramazan'a da kavuştursun Rabbim. Amin inşallah. Buyurun efendim. Hocam, şimdi öncelikle ilk sorum, Recep ayında kılınması tavsiye edilen şu 30 rekatlık hacet namazı ile ilgili. Hacet namazı mı? Hacet namazı 30 rekat değil. Hacet değil, yani 30 rekat tavsiye edilmiş ya kılınması. Ha, Recep ayında kılınmaz. Evet efendim. Aha, evet. Bu namazı ilk 10 günde kılamadıysak, ikinci 10 günde farz borcunu ödüyoruz. Ya yani ödedim aslında ama hani siz sürekli kılın diyorsunuz ya, devam edin kılmaya tamam diye. Bir buçuk günlük kaza namazı kıldın mı olur. Tamam. Bunu ben parça parça yapsam olmuyor mu hocam? Olur. Yani olur 10 rekat. Olur. Peki, olur. Şöyle bir şey soracağım. Başka bir şey sorayım. Şimdi farzı kılarken 3 ve 4. rekatlarda dua okumuyoruz. Bildirilen dualar var. 3 tane kafirin, 3 tane ihlas diye. Bunları 3 ve 4'te okumamamız mı gerekiyor o zaman? 2 2 kılarız, fark etmez. Tamam. Hep sabah kılarız. Hep sabah. Tamam. Peki, evet, bir saniye. Şimdi diğer sorum, kardeşimin oğlu var hocam. Buluğa ermiş durumda. Ve inanıyor fakat itikadını, imanı giderecek şekilde bozuklukları var. Mahremim olduğunu biliyorum ama bu durum beni rahatsız ediyor. Yanlış inanışları, itikatları olduğu için. Bu durumda benim münasebetim onunla nasıl olmalı? Diğer bir sorum, ben şeyi merak ediyorum şimdi. Hüseyin Hilmi Efendi'nin de sonuçta Farsçadan, işte Arapçadan ya da Osmanlıcadan bu tam imal olsun ya da diğer kitaplar olsun. Onun da tercüme etmiş olduğu kitaplar değil mi? Tabii tercüme ettiğim. Fakat ben şöyle kendimce yorumladım. Diğer, siz dersiniz ya, diğer tercümeler uygun değil diye. Şimdi bu da tercüme ama Seyyid Abdülhakim Ervasi Hazretleri'nin talebesi olmasından kaynaklı doğru olduğuna inanarak biz bunu okuyoruz değil doğru, mi? Doğru. Yani hocası olduğu için bu tercümeleri evet. Rehberi var. Yol gösteriyor. Bu kitaplar zaten hocası gösterdi, işaret etti. Tamam. Peki. Diğer bir sorum da kardeşim... Sesiniz kesildi efendim. Bacağında... efendim? Tamam, devam edeyim. Kardeşimin bacağında dizinde şey var, menisküs yırtığı var. Diz, namaz kılarken diz çöktüğü zaman rahatsızlanıyor. Yani daha da artıyor ağrısı. Ayaklarını uzatarak kılmasını tavsiye ediyorum. O da benim içim rahat etmiyor. Kalkıp oturmak istiyor illaki ya da ters tarafa çıkarmak zorunda kalıyor. Bu nasıl davranmalı, nasıl yapmalı? Peki efendim. Bir de tefriciye duası diye 4444 defa okunan bir dua var.
Salavat-ı Şerife midir bu? Ve tavsiye ediliyor mu? Tavsiye ediliyor efendim. Salavat-ı Şerife efendim. Tamam. Peki bu kadar sorularım. Peki, hocam. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı günler size. İyi günler. Cumanız mübarek olsun. Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günlerini tebrik ederiz. Hayırlara vesile kılmasını Rabbimizden niyaz ederiz. Feyzinden istifade etmemizi de Rabbim nasip eder inşallah Teala. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içerisinde veya yakınlarında hastalar varsa, hasta olanlar varsa Allah-u Teala'dan Ankara'yı bir zaman şifayı ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarının hayra tebdil olmasını, eceli gelenler varsa Rabbim iman selametiyle ahirete göndermesini nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Ve Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hepimizi de son nefeste iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Amin. Teşekkür ederiz. Ve sıra geldi sorulara değil mi? Evet efendim. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ahir zaman fitnelerinden ne anlamamız lazım diye daha önce ben sorduğumu hatırlıyorum. Siz de izah etmiştiniz. Hani çoluğumuzu çocuğumuzu ahir zaman fitnelerinden korusun Allah-u Teala diye dua ediyoruz ya. Orada hala anlaşılmayan bir şey var tabii. Fitne deyince böyle ne bileyim anarşi, savaş gibi şeyler anlaşılıyor. Yani şu anda atıyorum internetin mesela sosyal yapımızı bile bozmuş olması, insanların imanına saldırıyor olması internetteki yayınların, bu da bir fitne değil midir yani? En büyük fitne. Fitne bu mudur yani? Evet. Veya? Fitne budur. Şimdi Mustafa Bey kitaplarda öyle enteresan ifadeler geçiyor ki hadis-i şerif naklediliyor. Kıyamet alametleriyle alakalı. Mesela bir kimsenin 4 evladı olacak. Bu 4 evladın her biri ayrı dinden olmadıkça kıyamet kopmaz. Asana evin içinde fitne. Biri Hristiyan, biri Mecusi, biri Mason, biri Müslüman, biri komünist neyse. Sen de babasın. O evde huzur olur mu? Değil mi? Ne yapacaksın şimdi? Değil Hadi mi? Bakalım. Ortası da yok bu işin. Yok. Ve hadis-i şerifte buyuruyor ki bunlar tahakkuk etmedikçe olmadıkça kıyamet kopmaz buyuruyor. Ve öyle bir zaman gelme durumu söz konusu ki insanlar hayvanlar gibi sokaklarda çiftleşmedikçe kıyamet kopmaz. Yani ne kadar berbat bir hale gelecek. Zahiren insan. Ama şimdi hani İmam-ı Rabbani Kutsu Resulü buyurmuşlar hicri bin yılından sonra ahir zamandır diye. Hep uç veriyor, görüyoruz da. Görüyoruz. Bakıyoruz, sureta insan. Ama laf anlamıyor. Ya düşünebiliyor musun şimdi? Karısından ayrılmış, sırf karısı üzülsün diye kendi çocuğunu, öz çocuğunu boğarak öldürebiliyor. Karısından intikam almak için kendi çocuğunu öldürüyor. Evet, kendi çocuğunu öldürüyor. Ya bunun neresine korsun? Müslümanlıkta yeri yok. İnsanlıkta da yeri yok. İşte o zaman Kur'an-ı Kerim'de bildirilen belhüm edal sınıfından, hayvandan da aşağıda. Hayvandan da aşağı. Bir hayvan bile yavrusunu aynı şekilde böyle kıyamaz. Öldüremez yani. Ve yavrusunu ölümden kurtarmak için kendini feda edebiliyor. Hayvan ya. Bu aynı şekilde şeyini söyleyiver evladını. Annesini katlediyor, babasını katlediyor. Karısını öldürüyor. Yani adam bir şey oluyor, yanında tabanca var, tak diye çekiyor, bıçak var, tak diye çekiyor falan. Yani insanlıktan nasibi olmayan birisi. Onun için hemen böyle durumlarda Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin o sözü hatırıma geliyor. Öyle bir zaman gelme durumu var ki, o zaman sövmedikçe, dövmedikçe, hakaret etmedikçe, hatta öldürmedikçe itaat etmeyecek insanlar diye. Yok, öyle bir durum söz konusu. Şimdi çocukluğunda köyde geçtiği için, mesela hayvanları, koyun, kuzu, otlatmaya giderdik, öküz, sığır otlatmaya giderdik, merkebimiz olurdu falan. Ya hayvandır netice itibariyle. Mesela sürüyle götürüyorsa, bir tarafta mesela ekin tarlası var, oraya girmemesi lazım. Bedeli o hayvana değil, bana ödettirilecek çoban olarak. O hayvanları otlatan olarak bana ödettirecek. Koşuyorsun,
Hayvan da aynı şekilde ona meyilli, oraya koşuyor falan. Elinde aynı şekilde sopayla kovalıyorsun, yerine göre vuruyorsun onlara. Yerine göre vuruyorsun. Yani gelme buraya diye. Şimdi mesela ben çocukluğumda bunları gördüğüm için adam bakıyor mesela, polis diyor ki yasak, hım hım oraya gidiyor falan. Tamam mı? Kırmızıda geçmek yasak, adam oradan geçiyor falan. Yani düşünüyorsun ya, diyorsun bunun, diyorsun o hayvandan beter bir hali var yani. İnsan değil yani, insanlıkla bir alakası kalmamış. Dolayısıyla hatta işte artık o Hazreti Mehdi'den sonradır buyuruluyor. İmanı olan bir kimse şehirde yaşayamayacak, köylerde de yaşayamayacak. Dağların zirvelerine çekilecekler de işte imanını o şekilde muhafaza ederek ahirete gitmeyi düşünecek. Öyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla bugün televizyonu da, ondan sonra bugünkü cep telefonları da, dergisi, gazetesi, dinden uzak, ahlaksız olan kişilerin söylemleri de, fotoğrafları, hepsi fitne. Neyin fitnesi? Senin imanını koparmak için uğraşıyor. Seni dinsiz yapmak için uğraşıyor. Fitne, dünyada, ahirette de seni perişan eden hal demektir. Perişan eden hal demektir. İlla anarşi çıkması değil. O da fitne, o da ayrı bir mesele. Şimdi bir sürü anarşi var. Nerede? Kafalarda. Nerede? Kalplerde. Bir sürü. Sen öyle diyorsun ya, öbürü de böyle diyor falan. Bir de Kokul amca var şimdi, adam giriyor oradan, araştırıyorum falan. Hani geçen bahsettik ya, Z kuşağı falan. Ya zır cahil bir kuşak geliyor. Zır cahil bir kuşak geliyor. Çoğu da bunların üniversite mezunu. Elinde etiketi var ama hiçbir şey bildiği yok. Adam diyor ki işe gireceğim. Ama diyor bana diyor şu 50 bin lira verin. Ondan sonra araba da ver. Geliş gidiş saatlerim de kurallara bağlı olmasın. Yarın istediği zaman geleyim. Ya? Benim istediğim maaşı ver. Ha, benim istediğim maaşı ver. Onun aşağısına çalışma. Öyle bir nesil geliyor. Vurdum duymaz, sorumluluk yok. Bomboş yani. Bomboş. Allah Teala sonumuzu hayır eylesin. Yani bu sadece bizim memleketimize ait değil, bütün dünyaya aittir. Ha, bu şeyde hani istidadı, kabiliyeti biraz olan, ister Müslüman olsun, ister kafir olsun, kim olursa olsun. Ha, gelecekte böyle oluyor. Adam kendini teknik konularda olsun, diğer konularda olsun veriliyor, yetiştiriyor falan. Bir avuç insan, netice itibariyle insanlar onlar yönlendirecek. Değil mi? Bir avuç insan. Yetiyor zaten. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri işte 8 milyar insan nasıl güdülür? 3 milyon kafi bulmuşlar hepsini. Dünyayı idare etmek için 3 milyon. Kafidir. Çoğu sürü zaten. Çoğu sürü. Elinde televizyonu var, internetin var falan. Ya şimdi mesela ben bakıyorum. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala Hazretleri'ni görmüş, Emen abileri görmüş. Ondan sonra elinde bu kitaplar var. Sonra bakıyorsun. İşte falan yerde videoda birisi böyle anlatıyor. Buna ne dersiniz? Önünün körünü. Bana ne? Biz ona buna cevap yetiştirmek için aynı şekilde. Tasdik makamı falan değiliz yani. Ha, değiliz. ona buna cevap verecek, cevap yetiştirmek falan. Böyle bir şeyimiz yok. Allah Teala rahmet eylesin. Biz daha tekerete falan yokken işte Milli Eğitim'den ayrılıp da Türkiye Gazetesi'ne geçtiğimizde Emen abiler açık net bir şekilde o bizim sayfada, dini sayfanın hazırlandığında orada sadece siz dini anlatacaksınız. Şuna buna, mezhepsize bilmem neye falan cevap vermek için değil. Hani diyeceksiniz efendim biz oturup da aynı şekilde uzun uzun öyle cevap vermiyoruz. Yerine gelince Vehhabiler böyledir, mezhepsizler böyledir deyip geçiyoruz. Çünkü onlara cevap vermek için zaman ayırdığın zaman sen kendi dinini anlatacak şey bulamıyorsun. Sonraları, önceleri hani ben dedim ya Emre abi niye böyle söylüyor falan. Yani öyle alçaklar var ki nalına mıhına indirmek gerekiyor falan. O zaman sen kendi derdini anlatamıyorsun. Şimdi onlar insanı da iyi tanıyor ve insanlara ulaşmayı da iyi tanıyor. Şimdi sen kendi dinini anlatıyorsun ya, Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından anlatıyorsun ya. Dolayısıyla o adam otomatik olarak gündemden çıkıyor. Kendi düşüncesine, fikrine aykırı olduğu için bizim Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından naklettiklerimizi kendine çekiyor ve bize cevap veriyor. Bizim ulaşamadığımız kimselere de duyuruyor. Tamam mı? Ha, o zaman anladım ben Emen abilerin taktiğini. Ha, dedim. Sen kendinden devamlı surette İslamiyet'ten bahsedersen adam bunlar rahatsız olanlar. İşte Osman Ünlü TGRT FM'de böyle böyle diyor. Vatandaş diyor ne diyormuş ya bu Osman Ünlü neredeymiş TGRT'de ben dinleyeyim diye.
Bir de ben dinleyeyim diyor. E adamın aynı şekilde cibilli ihtiyar atılışı müsaitse bu doğru söylüyor diyor, yalan söylüyor diyor bu sefer, tamam mı? Adam farkında değil. Dolayısıyla hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir gün buyurmuşlar ya, eskiden mesela ecdadımız ta Viyana kapılarına gidiyor. O Viyana kapılarına kadar gelip de şehit olan subayın aldığı sevaptan bugün bir kitap vererek ölen bir kimsenin aldığı sevap daha fazladır diye. Daha fazladır. Evet. Çünkü bugün savaş basınla oluyor, yayınla oluyor, değil mi? Evet. Savaş yer değiştirdi. Dolayısıyla burada da bir sürü fitneler var. Mesela çıkıyor birisi kendi kafasına göre Kur'an, tek kaynak Kur'an. Fitnedir bu. Ne yapıyor? İnsanların kafasını karıştırıyor. İnsanların imanını bozuyor. Fitne midir bu? Fitnedir tabii ki. Yani ille silahlı tarrrr diye taraması gerekmez. Ne oldu? Binlerce kimsenin kafasını karıştırdı. Bulandırdı. İmanın gitmesine sebep oldu. Aslında büyük bir fitne. Dinden, imandan uzaklaştırdı. İnsanların iman gitmesine sebep oldu. Allah-u Teala onun için ahir zaman fitnelerinden hepimizi muhafaza buyursun. Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanlar değiştikçe nimetler değişir. Peygamber Efendimiz, hizmet eden hizmet görür buyuruyor. Allahü Teala hizmet edene mutlaka hizmet edenler gönderir, onun işini halleder. Dine hizmet edene dünya hizmetçi olur. Burada dünya, insanlar demektir. Herkesle iyi geçinmeli ama kendimizle iyi geçinmemeli, kendisini beğenmemeli. Kendisiyle iyi geçinen, başta ailesi olmak üzere hiç kimseyle geçinemez. Büyük zatların hakiki talebelerinin ilk günkü edep ve tevazusu, 30 sene sonra da aynıdır, hiç değişmez. Zira insan bir parça değişirse, Allahü Teala'nın verdiği nimetle değişir. Kur'an-ı Kerim'de mealen, eğer siz kendinizi değiştirmezseniz, Allah size verdiği nimeti değiştirmez buyuruluyor. Eğer insanların başına bir musibet geliyorsa hep değiştiğindendir. Değiştikçe nimet de değişir. Dolayısıyla değişmemek, İslamiyet'ten ayrılmamak lazımdır. Müslüman olmanın, doğru iman sahibi olmanın, büyükleri sevmenin dışında başka bir şeref aramamalıdır. Sıfatlarda, etiketlerde itibar aramak çok yanlıştır. Herkes dışa kıymet veriyor. Halbuki Allahü Teala kalpteki niyete kıymet veriyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, zahir mamur, batın harap buyururdu. Herkes çöplük gibi olan içine önem vermeyip, insanlara göstermek için dışını süslüyor. Halbuki Allahü Teala içe bakıyor. Buna önem veren içini temizler. İnsanlara önem veren dışını temizler. Eğer bir kimse Rabbimizin rızasını hedeflemişse, onun sevgili kulu olmayı tercih etmişse, onun ilk yapacağı iş içini temizlemektir. Zahirlerini süslemeyi evliya zatlar hiç düşünmediler. Ama içlerini zikrullahla, Kur'an-ı Kerim'le temizlemişlerdir. İşte bu yüzden onlar 1000 senede geçse ölmüyorlar. Merkez Efendi ve Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri gibi büyükler asırlar önce yaşamış olmalarına rağmen bugün dahi seviliyorlar. Eshab-ı kiramdan bahsedildiği zaman onların evlerinden, develerinden, mallarından bahsedilmiyor. Bunlar akla bile gelmiyor. Ama onların eshab-ı kiram oluşu, o etiketleri her şeyin üstündeydi. Binaenaleyh, silsile-i aliye büyüklerini tanımak, onları büyük bilmek, bize şeref olarak yeter. Onun dışında başka bir sıfatla birbirimize önem vermemiz rezilliktir, çok kötüdür. Allahü Teala'nın dünyada en çok gadab ettiği amel, kafirlikten sonra kalp kırmaktır. Bir kişinin üzüntüsü, 1000 kişinin helakine sebep olabilir. Kimseye sert davranmamalı, tepeden bakmamalı. Herkesten dua almaya çalışmalı. Karşımızdaki Allah'ın sevgili kulu olabilir. Çünkü Allahü Teala veli kullarını gizlemiştir. Onlar da kendilerini bilmezler.
Allahü Teala'nın çok sevdiği büyükleri sevmek ve onlara itaat etmek lazımdır. Dinimizin yayılması için gayret göstermek, yani insanlar yanmasın diye uğraşmak ve ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarının okunması için çalışmak elbette lazımdır. Enes bin Malik Hazretleri buyuruyor ki, Peygamber Efendimizle birlikte gidiyordum. Üzerinde Yemen kumaşından bir palto vardı. Arkadan bir köylü gelip yakasından öyle çekti ki, paltonun yakası mübarek boynunu acıttı, izi kaldı. Resulullah geriye döndü. Köylü zekat marından bir şey istedi. Hiç kızmadı, aksine onun bu haline tebessüm etti. Ona bir şey verilmesi için emir buyurdu. İdarecilerin de maiyetindekilere kızmaması lazımdır. Bu Peygamber Efendimizin sünnetindendir, güzel ahlakındandır. Ona biraz uymak bile bütün dünya nimetlerinden daha kıymetlidir. İmam Rabbani Hazretleri, bütün peygamberler Muhammed Aleyhisselam'ın kalbindeki sevgiden bir avuç alarak peygamberlik derecelerine kavuştular. Bütün evliya zatlar Peygamber Efendimizin kalbindeki sevgiden bir damla içerek o derecelere kavuştular buyuruyor. Peygamber Efendimiz de, kalbimde ne varsa hepsini kardeşim Ebu Bekir'in kalbine akıttım. Ebu Bekir'in imanı terazinin bir kefesini, kıyamete kadar gelecek Müslümanların imanı diğer kefesine konulsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelir buyuruyor. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri de kalbinde ne varsa hepsini Selman-ı Farisi Hazretlerinin kalbine akıttı. İşte o aşk, o feyz, asırlar boyunca bir silsile-i aliye büyüğünün kalbinden bir diğerinin kalbine nakledilerek gelmiştir. O halde hakiki mümin, bu büyüklerin şadırvanından su içen ve içirendir. Yani bu büyüklerin kitaplarını, mesela Mektubat-ı Rabbani'yi tam ilmihali okuyan ve okutandır. Çünkü bizi arayan kitaplarımızın satırları arasında bulur buyuruyorlar. Bu kitapları okuyan ve okutan büyüklerin sevgisine ve feyzine kavuşur. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Soru Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz dedi ki, birisinin dedi manevi hakkına dedi girdim. Dedi bunu kendisine söylemem de çok zor. Çünkü başka fitnelere, başka hadiselere sebebiyet verebilir. Daha ağırları zuhur edebilir. Bunun için dedi hani münasip bir zamanda, ben kendisine, ben bütün haklarımı sana helal ettim, sen de bütün haklarını bana helal et diye helallaştım dedi. Ahirette bana bu sorulur mu? Efendim helallaştıktan sonra acı tövbe istiğfar etmek gerekir. Ona iyilik etmek gerekir. Eğer öyle olursa mesuliyetten kurtulur. Mesuliyetten kurtulur. Hani bu şekilde daha büyük hadiselere gebe olabilecek helallaşmalarda bu yol takip edilebilir. Bu yol takip edilebilir. Bir de kul hakkı için mesela cuma günleri veya cuma geceleri okuduklarını veyahut da sadaka olarak verdiklerini ya Rabbi üzerinde hakkı olanlara da hediye ettim. Böylece o kimse mesela bizden 50 kilo hakkı geçtiyse biz ona hayattaki 150 kilo hediye etmişsek orada talep ettiği zaman melekler gösterecekler. Bunu sen mi yaptın bu ameller bakacak yok diyecek. Senin oradan 50 kilo alacağın var ama demiş sana 150 kilo hediye etmiş. Borcunu ödemiş diyecekler. Alacağın kalmamış. Alacağın kalmamış. Yani şeyde yapılan hiçbir şey zayi olmaz buyuruyor. Yapılan hiçbir şey ama. Efendim kötülük de yapsan bu silinmez. Zayi olmaz. Kayda geçer. İyilik de yapsan zayi olmaz. Peki efendim iyiliklerin ve kötülüklerin silindiği bir şey var mı? Var. Kötülükler tövbe istiğfarla ve helallaşmayla silinir. İyilikler imanını kaybedersen silinir. Mürtet oldu mesela. Siliniyor ya. Ya hani aklı başında bir kimse yaptığı amelleri birden sıfırlattıracak. Allah-u Teala korusun. Onun için de Muhammed bin Kudüddin İzzike Hazretleri Mızraklı İlmihal'de Elfaz-ı Küfür diye bir başlık atmış. Bunları sakın söyleme. Şeyinden lügatından, sözlüğünden, hayatından bunları çıkar.
Sıfırlamamak için? Sıfırlamamak için tabii. Şeyde bilgisayarlar yeni geliyordu. Beraber o zaman Çağaloğlu'ndayız, Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Bize de konmuş, verildiydi yeni yeni. Şimdi tabii İngilizce, yabancı dilde ya şeyler. Tuşlar. Tuşlar. Bir arkadaş yazmış, merak etmiş. Delet yazıyor ya, oraya basmış. Geldi, abi dedi sakın buna basma. Ne oluyor dedim, ameli sıfırlanıyor. Yazdıkların hepsi siliniyor. Yazdıkların hepsi siliniyor tabii. Allah Allah. Ya işte bir tuşa basıyorsun, yazdığın 100 sayfalık bilgi gitti. Değil mi? Yani. Bir kelime söylüyorsun, 100 senelik amel gitti. Tabii. Onun için dikkat etmek lazım. Efendim, demek ki duaya devam edeceğiz. Yaptıklarımız hayır hasenatta ona da hediye edeceğiz. Ona iyi muamele edeceğiz. Gelen diğer dinleyicimizin suallerine. Bu dedi 30 rekat namazdan nafile bir namaz. Kaza namazı olan bir kimse bu ayın içerisinde ortasında başında sonunda neyse onar rekat da kılabilir. Bir oturuşta da kılabilir. Bir buçuk günlük kaza namazı da kılabilir. Mesela dinleyicimiz diyor ki her rekatında işte kafirun ihlas okunacaktı. O okunsun. Yani kaza namazı kılarken mesela öğlenin kazasını kılarken kazaya niyet ettik. Birinci rekatında kafirun ihlas, ikinci rekatında kafirun ihlas. Efendim üç ve dördüncü rekatında da kafirun ihlas okusak mahsur var mı? Çünkü bir kavil var o konuda. Kıyam kıraat mahalli olduğu için okumanın zararı olmaz buyuruyor. Okuyabilir. Veya bunların hepsini kazaya niyet eder. Şimdi ikişer rekat ne eder? 15 günlük sabah namazının kazasını bitirmiş olur. Eğer gönlü rahat etmiyorsa o da olur, öbürüsü de olur. Dinleyicimizin diğer bir suali, kardeşimin oğlu buluğa erdi dedi, yani dedi Müslüman olduğunu söylüyor falan ama dedi ama dedi yanlış itikatları var dedi, hani dedi münasebetim nasıl olması lazım. Efendim itikadı bozuk olmuş olsa bile netice itibariyle bu ya halasıdır ya teyzesidir, değil mi? Evet. Şeyi irtibatı koparmamalı. Yani çocuğu dışlamamalı. Çocuğu dışlamamalı. Temelde çünkü gider. Zaten eğreti duruyor. Pamuk ipliğiyle bağlılar. Dışlayacak olursan dışarıda aynı şekilde ona tuzak kuran çok kimse var. Yani biz yine hüsnü muamele edelim. Yerine göre aynı şekilde dinimizin bildirmiş olduğu bir cümle veya şey hal ile veyahut da öyle uzun uzun anlatmak yerine şey yaparız. Bakarsın bir gün hani ya teyze hala sen bunları nereden öğrendin yaptın falan tutuşturuveririz kitabı eline. Eğer cibiliyetin yaratılışında temizlik varsa o onu okur. Senden benden de aynı şekilde daha takva sahibi birisi olabilir. Ve bir de dua etmeli. Ya Rabbi hidayet nasip etmeli. Yoksa adam düşmüş. Bir tekme de sen vurma. En azından dua et, hiçbir şey yapamıyorsun. Dinleyicimiz enteresan bir sual sordu. Hüseyin İlmi Efendi'nin kitapları dedi. Mesela siz dedi tercümeler. Evet tercümeler. Hatta o konuyu daha da açabilirsek. Bir kere Kur'an-ı Kerim tercümesi değil bahsettiğimiz. Kitap. Şimdi o da hassas bir konu. Evet. Şimdi niye Hüseyin İlmi Efendi'nin tercümelerine itibar ediliyoruz, hocası olduğu için mi dedi. Yani yakalamış, doğru yakalamış. Şimdi Mustafa Bey sadece dil bilmek yetmiyor. Mesela diyelim ki benim Fransızcam çok kuvvetli, Fransızca okumuştuk ya. Niye gözümün içine bakıyorsun ya? Vallahi Allah. 7 sene İmam Hatip okundu, 4 sene de ilahiyatta Fransızca okudum. 11 sene Fransızcımız var. Yok hocam ben bir şey demedim. Asseyevu, parlevu Fransa. Setra bien. Biliyorum yani. Setra bien. Değil mi? Merci. Merci. En çok da şeye geçiyorum. Boku boku merci diyor. O çok, çok demek. Çok işte. Teşekkürler. Şimdi dili öğrendim diyelim. Çok iyi biliyorsunuz. Yani çok iyi biliyorum. Ana dili gibi biliyorsunuz. Biliyorum. Bir tıp kitabı Fransızcadan Türkçe'ye tercüme etsem. O benim tercüme ettiklerimi doktorlar okusa. Anama babama rahmet mi okurlar?
Rahmet okurlar. Rahmet okurlar değil mi? Rahmet okurlar. Dolayısıyla dil tek başına kafi değil. Dil tek başına kafi değil. Şimdi mesela burada dinleyicimiz onu yakalamış da Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyhi altyapısı güçlü bir kere. Hocası öyle bir yönlendirmiş ki Arapça, Farsça öğretiyor, ondan sonra kendisi öğretiyor bizzat. Birçok yabancı dil biliyor. Fransızca La Matin gazetesine abone ettiriyor, okutturuyor. Birçok yabancı dil de biliyorlar. Yabancı dil de biliyorlar. Tıp fakültesini bitirmiş, tıp fakültesine girmiş, eczacılık fakültesini bitirmiş. Dolayısıyla donanımı yüksek. Kimyacı. Kimya, Türkiye'nin bir numaralı kimya yüksek mühendisi aynı zamanda. Şimdi yani asker kökenli olması sebebiyle askeri doktrinleri de iyi biliyor. Ha? Orayı da biliyor. Zehirli gazlar üzerinde de mütehassıstı aynı zamanda. Şimdi altyapısı güçlü. Bu yeterli mi? Bu da yetmiyor işte. Efendim böyle birisi, rehber yoksa böyle birisinin tercümesine de pek itibar edilmez. Onun için dinleyicimiz ortayı yakalamış. Çünkü ona rehberlik eden bir hocası var. Dört mezhepte de mütehassıs. Hatta Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin birisi geliyor falan, tıp konusunda bir şey soruyor falan, bir başlıyor anlatmaya Seyyid Abdülhakim Arvasi, adam şaşırmış kalmış, ezilmiş büzülmüş demiş, siz nereden biliyorsun? 50 bin sayfalık kitap okuduk biz buyurmuşlar. Ama onun da hocası vardı. Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri, değil mi? Seyyid Fehim Hazretleri'nin de hocası vardı, Taha Yakkari Hazretleri. Yani bir rehberler vardı. Yani hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki ben hocamdan ne hak ne batıl. Kimse bilir, kimse bilmez. Bunları öğrendim. Rehber lazım. Rehber lazım. Bu rehber olayı çok önemli. Yani bunu insanlar çok anlayamıyor belki de. Hani biz anlayamıyoruz ama. Mesela İmam Rabbani Hazretleri çok yüksek. Hı hı. Hocası Baki Billah Hazretleri. Olmasaydı. Olmasaydı. Ve hatta hocası da onun yüksekliğini kabul ettiği halde İmam Rabbani Hazretleri hala hocam diyor. Evet, hala hocam diyor. Yani bunu iyi idrak etmek lazım. Evet, iyi idrak etmek gerekiyor. Dolayısıyla şimdi Hüseyin Hilmi Efendi'nin hazırlattıklarını kıymetli kılan nedir? Hocasıdır. Mesela hocası buyuruyor ki mektubatı oku, orijinalinden okuyor. Ama özetler çıkarıyor. Getirip hocasına da aynı şekilde gösteriyor. Seyyid Abdülhakim Arvi Hazretleri bakmış, okumuşlar. Okuduktan sonra böyle kıymetsiz buyurmuşlar, koymuşlar. Kıymetsiz deyince tabii Hüseyin Hilmi Efendi çok mahcup olmuş demiş. Yani demiş, hocam hani bir şey yaptım. Hiç kıymet vermediniz gibi. Yo, yani boşa zaman harcamışım. Evet. Kıymetsiz bir şeyle meşgul olmuşum falan. Seyyid Abdülhakim Arvi Hazretleri dönmüş, anlamadın mı buyurmuşlar. Buna kıymet biçilebilir mi? Ha, o zaman aynı şekilde. Onun için o kitabın ismini kıymetsiz yazılar koydular. Hocası böyle buyurdu diye. Kıymetsiz kıymet biçilemeyen. Kıymet biçilemeyen yazılar. Hocasının aynı şekilde hocayını. Dolayısıyla ne doğru ne yanlış, ne hak ne batıl. Rehber lazım. Ve hangi kitaplar? Hocası gösteriyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatan birçok kitap var. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi de nakiller yapıyor. İmam-ı Kastelen Hazretleri'nin Mevahibül Dinîye kitabından. Çok nakiller yapıyor. Ama hocası buyuruyor ki Abdurrahman Camii Hazretleri Şevahidün Nübüvve kitabını aşkla yazmış kardeşim buyuruyorlar. Onu yayınladılar. Şevahidün Nübüvve'yi yayınladılar. Mesela Mızraklı İlmi Ali İslam ahlakına koydular. Mızraklı İlmihal'i yazan Muhammed bin Kutbettin İziki Hazretleri bu kitabı aynı şekilde ihlasla yazmış. Çok salih bir insan. Salih bir kimse. Okuyana tesir eder buyuruyorlar. O kitabı tercih ediyorlar. Yani hocasını gösterdi. Zaten Sa'd-ı Tebidi'nin ön sözünde buyuruyor ki bu kitaplar çok kıymetli. Niye? Bana ait bir şey yoktu ondan diyor. Ben yazdığım için değil. Bana o sadece hazırlama, evet. Bana hazırlama düştü. Bunun için yani oradaki murat nedir? Ve ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde muradı kimler anlamış? Hocası söylüyor, gösteriyor. Mesela tefsiri Beydavi diyor, tefsiri Hüseyin'i diyor. Hocası gösteriyor. Ben kendilerinden bizzat duydum. Kardeşim ben bunları bilmezdim ki buyurdular. İmam Rabbani Hazretleri'ni bilmiyorum. Rabbani diyor da ben de Rabb'a ait bir şey zannediyordum.
Böyle bir zatın ismini ben duymadım. Ben de duymadım. Biz de aynı şekilde onlardan duyduk. Dolayısıyla bir kişi yetişiyor, her taraf şey yapıyor. Bunun içinde rehberi olduğu için, mürşidi olduğu için, hem mürşidi olmayan İbn Teymiye mesela sapıttı gitti. İlmi vardı ama ilmi sapıtmasına sebep oldu. Niye? Rehberi yok. Rehberi yok çünkü. Bu şeyde terakki döneminde şair, alim geçinen işte Elmalı olsun, Said Nursi olsun, Mehmet Akif olsun, bunların rehberleri yok. Rehberleri yok. Onlar da aynen Abdülhamid'in Cennet Mekan Hazretleri'ne düşman oldular bunlar. Düşman oldular. Ne ağır hakaretler yaptılar. Ne ağır hakaret. Peki Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hocasından aynı şekilde dinliyordu. Yani Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri rehberlik ediyor. Ve Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri buyuruyorlar ki dinin batıni bekçileri Sisliyariye büyükleri, zahiri bekçileri de Osmanlı sultanlarıydı buyuruyor. Efendim Osmanlı sultanlar hatta ya peygamber değil ki bunlar. Ama dinin bekçiliğini yapmış. Efendim hatası yok, beni ilgilendirmez. Sen kendi otur hatana bak arkadaşım. Doğrudur, selada taharetleniyor musun? Taharetlenemiyorsun, ona bak. Tamam mı? Önce ona bak. Oraya karıştırma. Ama Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala hocasından sağlam ölçüler alıyor. Sağlam ölçüler aldığı için de yalpalamamış. Yalpalamamış. Öbürleri kendi kafasına göre, aa burada böyle diyor, ben böyle düşünüyorum, bana göre böyle, bana göre şöyle falan demeye başlamışlar. Öyle de bir tehlike var zaten. Tabii yani. Değil mi? Hocan yoksa, hocanın olmamasının böyle bir tehlikesi tabii. Var. Nefsi hocası oluyorsun yani, o zaman. Kerameti kendinden menkul derler. Tabii ya. Aynen öyle. Öyle oluyorsun. Tabii. Efendim bir dedi kardeşim dedi işte ayaklarından rahatsızdır dedi, ben uzatıyorum falan. İşte ben yapamıyorum. O yanlış. Burada efendim içimden gelmiyor, beni rahatsız ediyor, o değil. Orada şeriatın emrine uyulur. Ayakta duramıyorsan aynı şekilde oturduğun yere. Otururken de diz üstü oturamıyorsan bağdaş kurursun. Bağdaş da kuramıyorsan ayaklarını uzat diyor. Emir edepten üstündür buyuruyor. Emir edepten üstündür. Orada sen edepli olmayı yeğliyorsun ama emir böyledir. Ayaklarını uzat diyor. Uzatacağım o zaman. Edepten üstündür. Bir de dinleyicimiz salat tefriciye dedi. Salavat, salavattır. Yani kitaplarda anlatılıyor. Okunacak miktarlarda bildiriliyor. Okunabiliyor mu? Okunabiliyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.